Efendim iyi pazarlar. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diliyoruz. Piyasa Gayrimenkul Özel, Deprem Özel'e de hoş geldiniz. Bugün programa adıyla müsemma özel konuğumuz var. Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz bizle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İsa Bey. Öncelikle Bengi Türk izleyicilerine sevgilerimizi, muhabbetlerimizi, saygılarımızı iletmek istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Başkanım, büyük bir afet yaşadık. Ekipleriniz de oradaydı, gördük televizyon ekranlarından. Muhtemelen bilgi akışları da size geliyordur. Bölgeyle alakalı, afetle alakalı böyle bize size gelen enformasyonla alakalı bilgi verir misiniz? Şimdi öncelikle Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Büyük Türk Milleti'ne geçmiş olsun. Hepimizi üzüntüye, hüzne boğan bir doğa afetiyle karşı karşıyayız. Ben öncelikle bu yaşanan Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde kamuoyunda oluşan spekülasyonlar var. İşte AFAD yok, Kızılay yok, belediyeler yok, bakanlıklar yok, işte devlet yetkilileri yok, bölgelere ulaşılamıyor, köylere ulaşılamıyor, yardımlar dağıtılamıyor gibi spekülasyonlar var. Bir bilgi kirliliği var. Öncelikle bizim şu an karşı karşıya olduğumuz felaketin, doğa afetinin büyüklüğünü ve çapını anlatmak üzere ben bizi izleyen vatandaşlarımıza bir takım bilgileri paylaşmak istiyorum. Bakın, Türkiye'de şu an depremden etkilenen 10 ilin yüz ölçümü baz alındığında şu an deprem bölgesinin toplam alanı 108.812 kilometre kareyi kapsıyor. Şimdi bu yüz ölçümün neye tekabül ettiğini izleyicilerimiz anlaması adına bu Bulgaristan'ın tüm yüz ölçümünden büyük depremde etkilenen alan. Güney Kore'nin, Azerbaycan'ın, Avusturya'nın, Gürcistan'ın, Danimarka'nın, İsviçre'nin, Hollanda'nın. Bakın, Hollanda'nın yüz ölçümü 34.000 kilometrekare. Bizim depremde etkilenen 108.812 kilometrekare. Ahmet'in büyüklüğü. Tabii ki. Yani bu, ben vatandaşlarımız bunu görebilsinler diye. Mesela Türkiye'de depremden etkilenen insan nüfusunu söyleyeyim. 13,5 milyon insanımız bu depremden etkilenmiş. Yine Tunus'un, Çek Cumhuriyeti'nin, Portekiz'in, Belçika'nın, İsveç'in, Azerbaycan'ın ve Ürdün'ün ve Yunanistan'ın nüfuslarından da fazla bir nüfus. Bakın, Yunanistan'ın tüm nüfusu 10 milyon 500 binken bizim 13 milyon 500 bin vatandaşımız bu depremden etkilenmiş. Peki bu depremin etki alanı tam 1 milyon 200 bin kilometrekare İsa Bey. Şimdi yine dünya depremleri, büyük bilinen depremler var. Çok büyük yıkımlara neden olan depremler var. Mesela büyük felaket diye adlandırılan. Tabii ki. Mesela Alaska depremi yerin 25 kilometre altında. Rusya'nın Kamçatka bölgesinde yer alan büyük deprem 21 kilometre altında. Yine Japonya'nın Toku depremi 30 kilometre. Ama bizim yaşadığımız felaketteki yeryüzüne, okyanusta. Tabii ki yeryüzüne yakınlığı 7 kilometre kare. Şimdi dünya depremlerinde fay uzunlukları vardır, kırılma uzunluğu. Depremin etki alanını belirlerler. Bakın, yine Kaliforniya depremi 360 kilometre fay kırılmış. San Francisco depreminde 400 kilometre. Çin'in büyük bir depremi var, 300 kilometre. Ama 6 Şubat'ta bizim yaşadığımız depremde tam 500 kilometre fay kırılmış. Belki de dünyada karada yaşanan en büyük fay kırılması bizim Maraş depremimize gerçekleştirilmiş. Yine aslında şu an gelmiş geçmiş en büyük. Evet, esasında kırılma. Bunu Japon bilim adamları geçen televizyonlarda açıkladılar. Dünyada karada olmuş en büyük depremden bahsediyoruz ve arama kurtarma ekipleri nerede diye bazen feveran ediyorlar. Evet. Bakın, tüm dünyadaki depremde örnekleriyle kıyasladığımızda Japonya'nın Toku depreminde 100 bin arama kurtarma personeli çalışmış. Endonezya'nın Kianjur depreminde 14 bin, Şili'nin depreminde 10 bin, Pakistan'ın Keşmir depremi biliyorsunuz çok yıkıcıdır, 50 bin. Oysa ki bugün Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerinin sayısı 103.800'dür. Bu da dünyada bir depremdeki en fazla arama kurtarma ekibinin görevli olduğu, o kazılarda, o enkazlarda çalıştığı deprem.
Tabii depremin ortaya çıkardığı enerji büyüklüğü konuşuluyor sık sık. Bakın 6.60 büyüklüğünde bir deprem bir atom bombasına eşit enerji. 7'ye çıktığında depremdeki logaritmik büyüklük nedeniyle 32 atom bombasına eşit oluyor. Kahramanmaraş depremi 7.7 ile 132 tane Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atılan atom bombasına 132 katı büyüklükte bir enerjiyi ortaya çıkarıyor. Bir de 7.7 büyüklüğünde bir deprem. 6 Şubat saat 4.17. Hemen akabinde gün içerisinde yine Maraş'ta 7.6 ikinci bağımsız bir deprem. Artçı falan değil. Bu artçı dünyada değil, evet irkitilmiş diye deprem diye tabir edilse de bu dünyada çok ender ve çok olağan dışı gözüken bir olay. O da Maraş'ta gerçekleşiyor ve 7.6 bir deprem daha gerçekleşiyor. Bir 10 tane büyük şehir esasında etkileniyor. Türkiye'nin de ekonomisinin önemli bir kısmının cereyan ettiği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa. Bakın bu 10 ilin Türkiye'deki toplam ihracattaki payının anlaşılması için söylüyorum. 20 milyar dolarlık bu şehirlerimiz ihracat yapıyor. Yine esnaf sanatkar olarak 304 milyonluk bir hacme, iş yeri sayısı, küçük esnaf vesaire ticari kuruluş 320 milyon 453 bin. Yani buradan baktığımızda esasında Türkiye'nin ekonomisine de bir etki edecek bir depremden bahsediyoruz. Bakın işte Washington Post, New York Times ve bilim adamlarının demeçleri veya o gazetelerdeki başlıklar var. En son Maraş depremi için Japon bilim adamı karada olmuş dünyanın en şiddetli depremi diyor. Dolayısıyla bu yaşadığımız felaketin büyüklüğünün vatandaşlarımız tarafından anlaşılması için bu verileri, tespitleri, verileri onlarla paylaştık. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Türk milleti çok büyük bir millet. İlk günden itibaren o Necip milletin feraseti, yardımlaşma duygusu, her şeyi paylaşma duygusuyla birlikte bakın inanın birçok ülkede gerçekleşmiş çok zor bir yardımlaşma ağıyla bölgedeki müdahaleler hızla yapılıyor. Tabii can kayıplarımız çok, yaralılarımız çok ama ben en kısa sürede bu yaraların bilimin ışığında bakın tekrar yeni şehirlerimizi de inşa ederek bilimin ışığında sarılacağına eminim. Bunda da Türk milletine de Türk devletine de güvenimiz tam. Teşekkür ediyoruz, bundan eminiz. Ne kadar bilim ve bilim adamlarına değer verdiğinizi biz biliyoruz, kamuoyu da biliyor. Birçok belediye, kimseyi izin altında bırakmak istemiyorum ama birçok belediye başkanlarının da yapması gereken şeylerden bir tanesini siz daha göreve geldiğinizde yaptınız. Bütün teknik ekibiniz hepsi afet bölgesinde ve hepsi de şehir plancısı ve konunun uzmanları kişiler, bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, 2019'da ilk göreve geldiğinizde de siz bir deprem yaşadınız. İsa Bey, oraya girmeden şu an bölgede yaşanan çalışmalara biz Silivri Belediyesi olarak, Silivri Belediye Başkanı olarak, Silivri Kaymakamlığı Kızılayımız olarak nasıl bir katkı ederiz? Müsaadeniz olursa estağfurullah. Bunları da paylaşmak isterim. Şimdi lütfen. 4.17'de deprem olduğunda benim haberim yoktu. Saat 4.30'da telefonum çaldı. Zabıta müdürümüz Uğur Bey aynı zamanda Silivri Arama Kurtarma Ekiplerinin de şefidir. Sakın evet. Evet, çok meşhurdur canım. Evet, onu biraz sonra anlatacağım. Tabii telefonum çalınca bir kar yağışı mevcuttu. Ben herhalde kar yağışında bir iş kazası, yüreğim cız etti. 4.30'da bir belediyeden telefon geliyorsa belediye başkanına hayra bir telefon değildir. Evet. Aradığımda çok tedirgin bir sesle çok büyük bir depremin olduğunu ve AFAD tarafından aranıldığını, biz AFAD'a bu arada Silivri Belediyesi olarak Türkiye'de AFAD'a ikinci akredite olan 1300 küsur belediye içerisinde ikinci akredite olan belediyeyiz. AFAD'dan direkt aranılıyoruz ve bölgeye sevkimiz gerçekleşecek. Ben çok hızlı bir hareket edin. Ne ihtiyacınız varsa çok hızlı bir şekilde karşılayacağız dedik. Bakın saat 06 sularında
Türk Hava Yolları'na ait uçağa AFAD'la beraber binen ilk arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi Silivri Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleriydi. Şimdi biz bugün bölgemizde 12 profesyonel arama kurtarma ekipleriyle Adıyaman'da çalışmaya başladık. Adıyaman'daki çalışmaları neticelendirip şu an Elbistan'da, Maraş merkezde çalışmalarına devam ediyorlar. 14 tane Silivri Belediyesi'nin teknik ekibi ve gönüllü ekibi şu an sahada. 5 tane mühendis arkadaşımız Islahiye'de depremsellik kontrolleri yapıyorlar. Çevre Bakanlığı'nın görevlendirmesi neticesinde. Yine bakın AFAD gönüllüsü olarak Silivri'de çok ciddi AFAD gönüllümüz var. Destek AFAD gönüllüsü olarak 96 personelimiz Malatya ve Adıyaman'a hareket ettiler. Yine 84 teknik personelimiz, teknik görevlimiz bölgede ve 356 tane gönüllü vatandaşımız var. Bakın kaymakamımızla biz Afet Koordinasyon Merkezi'ne oturduğumuzda birçok teknik arkadaş geldi. Jeoloji mühendisi de geldi ama ben Hilti kullanmayı biliyorum. İnşaat ustasıyım, inşaat işçisiyim. Mutfak nerede, tuvalet nerede, banyo nerede, kiriş nerede, kolon nerede bilirim, keserim, biçerim diyen sertifikalarını bize ibraz eden bu gönüllü vatandaşlarımız da kepçe operatörünü, kamyon şoförünü, tır şoförünü de bölgeye şu an nakletmiş vaziyetteyiz. Bakın bölgede de 246 belediyemizin ve gönüllü araçlarla da işte binek araç, kamyonet, minibüs, kamyon, kepçe, ekskavatör, işte cip, karavan gibi 246 araçla da şu an Silivri Belediyesi afet bölgesinde. Yine bunlara ilave olarak İki tane mobil mutfağımızı çok hızlı bir şekilde bölgeye sevk ettik. Ve orada Kumlu ve Hatay Belen Belediye Başkanı'nda istişare ettik çok hızlı. Oraya mobil mutfaklarımızı kurduk. Şu an bölgede sıcak yemek, sıcak çorba, çay, kahve ikramlarını ve mobil mutfak hizmetlerini de aşçıları ve personelleri bize ait olmak üzere bölgede hizmet veriyorlar. Bununla yetinmeyeceğiz. Daha fazlasını yapacağız. Daha fazlasını nasıl yapacağız diye araştırırken biz şunu da İsa Bey ifade etmek istiyorum. Yardımlar o kadar çok arttı ki, o kadar bölgeye yardım sevk edildi ki, inanın şu an bölgeden bazı fotoğraflar geliyor. Kıyafetler, giysiler, ayakkabılar yollarda, kaldırımlarda. Artık İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın da geçen bir ihtiyaç listesini paylaştı. Artık şu an tekstil, mont, ayakkabı, kot pantolon, kazak gibi ihtiyaçlar depolar dolmuş durumda. Depolarda o kadar bir yoğun talep oldu ki depolar tıkandığında bakın Hatay'da Hatay'ın girişinde 50 kilometre yardım tırı kuyruğu oluştu. Biz de Sayın Kaymakamımıza çok hızlı bir aksiyon aldık. Sayın Valimizden müsaade aldık. Mesela Antakya'nın haritasını elimize aldık. İlçe haritasını. Hiç bir şeye bakmaksızın sadece ilçe isimlerine bakarak bütün siyasi mülazalardan uzak bir şekilde ya o ilçenin kaymakamına Kırıkan'ın, Defne'nin, Samandağ'ın, Arsuz'un, Kumlu'nun, Belen'in kaymakamına ya da belediye başkanına ulaştık. Dedik ki sayın başkanım, sayın kaymakamım şu an Silivri Belediyesi olarak elimizde içerisinde şu yardım malzemeleri olan tırımız İlçenizin ihtiyacına karşılar mı? Bir ihtiyacınız var mı? Bakın belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kimisi hızla bunları aldı. Kimisi de benim bunlara şu an ihtiyacım yok. Yan ilçemdeki belediye başkanımızla görüşün. Oraya sevk ettiler. Yani o kadar bir feraset sahibi ki bu millet. Onu anlatmaya çalışıyorum. İhtiyacı olanı içerisinden alıp olmayanı diğer ilçeye yollayabildi. Bir de şunu ifade ettik biz ihtiyaçları bölgeden aldık dediler ki ekmek sıkıntısı var. Ya dedik ki biz Silivri'den en önemli şeyler. Silivri'den tır un nasıl yollarız? Ekmek yollasak bayatlar. Şöyle bir çözüm geliştirdik çok hızlı bir şekilde. Hemen Hatay'ın, Maraş'ın civar illerinden, Adana'dan, Nevşehir'den, Diyarbakır'dan un fabrikalarını aradık. Dedik ki bir tır unu, işte 25 ton unun parasını size yolluyoruz. Siz çok hızlı bir şekilde Nurhak'a yollayın. Çok hızlı bir şekilde Islahiye ve oradaki belediye başkanımızı, bir kısmının kendi fırını olduğu için kaymakamlığımızı aradık. Dedik ki bakın bir tırdan 300 bin ekmek yapıyor. Fırınlarla anlaşın, ya fırınlara ürettirin, vatandaşa dağıtın ya da un karşılığı ekmek satın alın. Ve bu şekilde de bakın tam 15 tır
Barter yaptırdınız. Evet, 15 tır unu 4 saat içerisinde bölgeye ulaştırdık. Şu an Silivri Belediyesi'nin Silivri Kaymakamlığı ortaklaşa yaptığı bu yardım kampanyasında 140 tıra yaklaştık. Silivri'den çıkan yardım. Bu bakın bir esasında bizim bile inanmakta zorlandığımız bir şey. Ben bu vesileyle Silivri'de yaşayan bütün hemşerilerime, Silivri'nin iş insanlarına, katkı sunan bütün STK'lara, bu kampanyaya destek veren siyasi partilerimize, hepsine, hiçbirini birbirinden ayırmadan şükranlarımı sunuyorum. Oradaki depremzedeler adına onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, aslında buna en erken müdahale etmenizin sebeplerinden bir tanesi de bu depremi yaşamanız olmanızdı. Ben o konuya gelecektim, ondan sonra bağlayacaktım ama 2019'da seçimi kazandığınızda, belediye başkanı olduğunuzda bir deprem yaşadınız ve sanırım burada hızlı müdahale ve önlem almanızın tek sebebi de o depremi yaşamanız, sebeplerden bir tanesi, evet. Daha doğrusu. O dönemi bir anlatır mısınız? Neler yaptınız? Nasıl bir aksiyon aldınız? Önlemleriniz nelerdi? Bugüne faydası ne oldu? Şimdi öncelikle biz Silivri'de göreve geldiğimizde 2019 yılında, yanılmıyorsam 26 Eylül'de 5.8 Silivri merkezi bir deprem yaşadı İstanbul'umuz. Yüreklerimiz ağzımıza geldi. Tabii o bizim için bir milat oldu. Biz Silivri'de yaşayan vatandaşlarımıza onların derdiyle dertleneceğimize söz vermiştik. Tabii 26 Eylül 2019 itibariyle bir Silivri'de bir afet koordinasyon merkezinin kurulmasının gerektiğini düşündük ve İstanbul'da ilk kendi imkanlarıyla afet koordinasyon merkezini kuran belediyeyiz. Bakın şu an bizim yine İstanbul'a şu an 7/24 içerisinde bir jandarma personeli, bir polis arkadaşımızın ve zabıtalarımızın olduğu, şehrin 7/24 kameralarla izlendiği, AFAD'la koordinasyonlu bütün doğa hareketlerinin izlendiği, içerisinde yatakhanelerinin, ekipman odalarının, eğitim odalarının ve kriz merkezinin, tüm ilçede oluşacak bir krizdeki krizin yönetici kriz merkezinin olduğu bir afet koordinasyon merkezini oluşturduk. Ve sonra biz çok sıkı bir birliktelikle AFAD'la çok ciddi çalışmalar yaptık. Bakın yine arama kurtarma ekibimle gurur duyuyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Manavgat yangını, Muğla Milas yangını, Bozkurt seli, Sivrice depremi, Bayrak, hepsinde çok aktif rol alan, bu depremde de 5 tane canlıyı enkazdan çıkarmada o ekiplerin arasında olan ve şu an Türkiye'de en üst düzey eğitimi verebilecek, eğitimleri de almış. Vardı görüntülerimiz, evet. O eğitimlerle alakalı arkadaşlarım bir ekrana verebilirse çok sevinirim. Burada bir parantezle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'yi açmak istiyorum. Bakın Süleyman Soylu'nun terörle kesintisiz mücadele konusundaki başarısı gibi atlanmaması gereken, en az onun kadar kıymetli bir başarısı var. Türkiye'de afet bilincinin oluşması, AFAD'a yaptığı yatırımlar, afetle yatıp afetle kalkması. Bakın 2022 yılı Türkiye'de afet eğitim yılıydı. Biz Silivri Belediyesi arama kurtarma ekiplerimizle, eğitimcilerimizle tüm Türkiye'de, bakın bunu gururla söylüyorum, 145 bin kişiye bir yılda eğitim vererek tüm Türkiye'deki büyükşehir belediyelerini içine katıyorum. En fazla eğitimi veren belediye Silivri Belediyesi. Ama bakın şunu söylemek istiyorum. Bunu niye yapıyoruz biz? İlk 72 saat diyorlar. Hani deprem olduğunda 72 saat baş başasınız. Hani bir amiyane tabir vardır ya, kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Bugün karşılığını verdi, evet, ama size, o emekler değil mi? Size hocam? İzmir'den kimse gelemeyecek. Hele hele İstanbul depreminde yan vallahi komşunuz, yan ilçeniz, herkes kendi işiyle, kendi ilçesiyle uğraşmak durumunda kalacak. İşte bu afet bilinci, işte bu tatbikatlar, işte bu eğitimler onun için var. Bakın 2000'e yakın destek gönüllü ekibimiz ve eğitim sertifikalı personelimiz var ve arkadaşımız var, biz de işbirliği yapan üniversitemiz var, Rumeli Üniversitesi var, genç kardeşlerimiz var, sivil toplum örgütlerimiz var. İşte biz bu eğitimle, bu eğitimlerle şimdi de tabii bir bu depremde bize bir yine yeni bir milat oluşturdu. Biz bugünden tezi yok, dün toplantısını yaptık. Silivri'nin bir afet master planını ve eylem planını hazırlıyoruz.
Bakın, aile ne yapacak? Sitede oturuyorsanız site yönetimi ne yapacak? STK'lar ne yapacak? Toplanma alanları nereler olacak? Yemek yapılacak, yemek dağıtılacak alanlar neresi olacak? Seyyar tuvaletler nereye konacak? Arama kurtarma ekipleri nereye sevk edilecek? Afet destek gönülleri nerede toplanacak? Bakın bütün bunların ve bunları bitirdiğimizde üniversitelere dahil edeceğiz. Bitirdiğimizde de Silivri'de çok büyük bir tatbikat yaparak sanki deprem yaşanmış gibi bu tatbikatla bu master planın, bu stratejik planı hayata geçirmeyi ama inşallah bir doğa afeti yaşanmadan kentsel dönüşümü de tamamlar, kentsel dönüşümü de bitirir. Ondan sonra bu depreme yakınız temennisini de söylemekten başka çarem yok. Çünkü İstanbul'da gerçekten bakın İsa Bey yapısı da çok kötü. Şimdi maalesef, siz maalesef. Şunu da diyebilirsiniz. Siz ne yaptınız kentsel dönüşümle ilgili? Onu soracağım ilgili. Başkanım. Evet. Onu soracağım. Ama bu yaptığınız tatbikatlara bir değinmek istiyorum. İstanbul'da da dönem dönem işte yapılmaya çalışıldı ama hep böyle bir serzeniş vardı. Ne kadar boş, ne kadar gereksiz, ne kadar gerekli olduğu bugün anlaşıldı o tatbikatların aslında. Bakın, duyarlı olmamız gerekiyor. Süleyman Soylu'ya parantez açtım dedim ya. Bakın çök tutun kapan tatbikatı yaptık tüm Türkiye'de. Bir kısım vatandaşlarımız oturduğu yerden güldüler, eğlendiler. Çök tutun kapan. Bugün o çök tutun kapan belki de Hatay'da hayat kurtardı. Maraş'ta, Antep'te hayat kurtardı. Onun için bunlar da çok önemli. Bakın biz Silivri'ye göreve geldiğimizde 16 kilometre kare imarlı alanı var. Bunun 4,5 kilometre karesinin zemin etütleri yoktu. Zemin etüdü yapılmadan buralara imar izinleri verilmiş, verilmeye devam ediyordu. İlk işimiz şehrin bütün zemin etütlerini yaptırıp, bu benim görevim değil, Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken görev. Zemin etütlerini yaptırıp, oraya da geleceğim başkanım. Bakanlığa onaylattık. Şu an Silivri'de zemin etüdü yapılmayan imara açık bir alan yok. Boğuluca Deresi diye 530 hektar bir taşkın yapı yasağı olan bir alanımız vardı. Ve orada bakın şöyle sel olmuş, Boğuluca Deresi taşmış, yapı yasağı gelmiş. 2009, ben 2019'da göreve gelmişim, 10 yıl hiçbir şey yapılmamış. Dere ıslah edilmesine rağmen yapılmamış. Büyükşehir Belediyesi'ne yapı yasağını kaldırdık. Çünkü niye kaldırdık? Orada yapı yasağı olan alanda yıkım kararı çıkan binalar var. Yıkıp yenisini yapamıyor vatandaş. Bu da Silivri'ye çok büyük hizmet oldu. Kentsel dönüşümle ilgili Silivri'de yaşayan hemşehrilerim bizi dinliyorsa bilirler. Varnalı Konutları diye bilinen 40 yıllık bir site vardı. Dedik ki biz bir şirket kurduk. Bakın Silivri Belediyesi adına. Bir tek A4 kağıdında bizden önce depremle ilgili bir çalışma yapılmamış Silivri'de. Bir şirket kurduk kentsel dönüşüme soluk olmak için, nefes olmak için, vatandaşlara omuz verebilmek için. Ve bu şirketimiz Saral İnşaat Şirketi ile ortaklaşa, bakın aynı metrekareyi, aynı katı, aynı hakları birebir sadece 70 bin lira vatandaşın ödediği 122 konutu, bakın kentsel dönüşümü tamamladık, bitirdik. Mart ayında da vatandaşlarımıza bunların anahtarlarını teslim edeceğiz. Yani bir ay kaldı. Onun için biz Silivri Belediyesi olarak deprem, depremsellik, depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Yarın olabilir, afet, afet bilinci, tatbikat, eğitim demekten usandık. Ama şimdi telefonlarım susmuyor İsa Bey, inanın. Sayın Başkanım ne kadar haklıymışsınız. Biz inşaat şirketinin sahibiyiz. Hepsi de afet, bir de bölgeye AFAD sertifikası olmayan, şimdi enkaza sokacaksınız. Evet. Sertifikası olmayan gönüllüleri almadığı enkaz kaldırma çalışmaları. Şimdi doğru, adam yani çok yetkin ama sertifikası yok. Şimdi diyorlar ki başkanım ilk işimiz eğitim almak sizin ekiplerinizden ve sertifikamızı cebimize koyup bir afette enkazın başına koşmak diyorlar. Onun için biz eğitim demeye, afet demeye, afet gönüllüleri demeye devam edeceğiz Silivri'de. Yani yerel yönetimlerin yapması gereken şeyler aslında bunlardı ama yıllardır alışık olmadığımız şey başkanım. Bu anlamda teşekkür de ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne de geldiniz ama o konuya geleceğim daha sonra. Yine altını çizerek ben sevgili izleyicilerimize de belirtmek istiyorum. Evet, Türkiye tarihinin belki en büyük felaketi. Kesinlikle. Yani sosyal medyadan bazı karalama kampanyalarına da lütfen çok kulak asmasınlar.
yani muhtemel imkanları olan bir gidip yardım etmese bile bir sadece gözlemleyip evine geri dönse o yazdıklarını muhtemelen sileceklerdir, pişman olacaklardır. Kesinlikle. Burada hiç kimse kimseyi karalama kampanyasına girmesin. Gün birlik olma günü. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. Bugün bir arada olmayacaksak ne zaman olacağız başkanım? Yani. Kesinlikle. Yani biliyorum ki siz o bölgeye ekiplerinizi gönderirken benim siyasal görüşümün tam zıttı bu insanlar diye böyle bir düşünceye kapılmadınız ki. Şimdi İsa Bey şöyle bir şey ifade edeyim. Şimdi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi AFAD'a kendi şahsi hesabından çok ciddi bir bağış yaptı. Evet. Ve bütün il başkanlıklarına, ülke ocaklarımıza, yine onlara da anacağım. Yine belediye başkanlarımıza talimat buyurdular. Derhal afet bölgesine çalışmalara, afet bölgelerine geriden lojistik desteği. Ve bunu yaparken bakın, önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben anlayışıyla bu işlemi yapacağız. Biz ne yaparsak bakın, hangi icraatı yaparsak ben belediye başkanı olarak önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben. Onun için biz genel başkanımızdan aldığımız bu onun bu düsturuyla deprem bölgesinde ben burada Hatay'ın haritasını önüme koyduğumda ilçeler vardır burada. Bu ilçelerin hiçbir tanesinin Milliyetçi Hareket Partili mi olduğuna, hiçbir tanesinin AK Partili mi olduğuna, Cumhuriyet, hiçbirisine bakmaksızın buraya yardımlar götürdük. Bakın şimdi hazır bu konuyu açmışken Milliyetçi Hareket Partisi kampanyanız var Silivri zaten. Belediyesi, evet. Hatay, Belen ve Kumlu'da Çadırköy kuruyoruz. Bakın 6x4 24 metrekare tam izolasyonlu Kızılay'ın standartlarında, içerisinde keçesi, sobası, yatağı, yorganı, her şeyiyle maliyet anımız yani. Bir acımız bir sloganıyla Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesi bir çadır köy kuracağız iki tane ilçemizde. Maliyeti çadırın bu tüm teçhizatlara beraber 10.500 lira. Şimdi yaşama hazır bir şekilde. Şimdi harika. İlk etapta 300 çadır, sonra bir 300 çadır daha iki ilçemiz olabilir. Şimdi burada biraz psikolojik önce, anlamda da rahatlayacak insanlar. Kesinlikle. Yani çadır üstlerine yıkılmayacak. Yani buradan sizin ilk ifadenizdeki eleştirilere geleceğim. Şimdi şunu düşünebilirler. Volkan Yılmaz Milliyetçi Hareket Partili, Kumlu Belediyesi, Belen Belediyesi Milliyetçi Hareket Partili. Volkan Yılmaz Milliyetçi Hareket Partililere bu çadırları kuruyor. Şimdi buradan baktığınızda belki ilk düşünceyle böyle bir şey düşünebilirsiniz ama hem beni tanıyanlar hem bundan önceki icraat tanıyanlar benim siyasetimde böyle bir şeyin olmayacağını, Milliyetçi Hareket Parti bile olmayacağını bilmeleri gerekiyor. Bakın bir Silivri Belediyesi 210 bin nüfuslu bir belediye. İşte Kumlu Belediye'miz 15 bin, Belen Belediye'miz 30 bin. Ben bir hamilik yapacaksam o belediyelere, yani amiyane tabirle kol kanat gerebileceksem, o ölçekte benim nüfusuma oranla çok daha düşük nüfuslu iki tane ilçeyi seçmem gerekiyordu. Bir de çok hızlı aksiyon alabileceğim iki tane belediye başkanı, CEO, çok hızlı aksiyon aldık. Şu an mutfaklar kuruldu. Su giderleri, kanalizasyon giderleri yapıyor, elektrikte. Biz de çadırların siparişini verdik. Bakın o kadar yoğun bir kampanyamızda şey var ki, talep var ki. Ne güzel. Çadır yağıyor şu an. Ve bu çadırları temin ettikten sonra bunları yapacağız. Şimdi ben şurada notlarımda olacak. Bakın sonradan tabii öğrendim. Defne, Samandağ ve Arsuz Belediye Başkanlığımız, yanılmıyorsam Cumhuriyet Halk Partili Belediye, evet, Başkanlığı. Biz bakın Samandağ 3 tır, Kumlu'ya 3, Kumlu'ya 1 tır Milliyetçi Hareket Partili Belediye'mize, Payas'a 3 tır, Arsuz'a 2 tır. Yine burada Defne'ye 3 tır yardım yollamışız. Ben Defne Belediye Başkanı'na sorsun arkadaşlarımız, Samandağ, Arsuz, hepsiyle telefonda görüştüm. Ve hepsine ne ihtiyacınız var arkadaşlar, size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Bakın Defne ile Samandağ bir tır un yolladım, yarı yarıya bölüştüler. İkisi de Cumhuriyet Halk Parti. Bakın bir de Belen'de, Kumlu'da
Nüfusun tamamı Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren insanlar mı yaşıyor arkadaşlar? Değil, oradaki belediye başkanının Milliyetçi Hareket Partili olması, oradaki bütün herkesin Milliyetçi Hareket Partili olmasının ya bakın artık bu kadar sığ, bu kadar izansız, bu kadar vicdansız eleştirilerden vazgeçelim arkadaşlar. Hiçbir şekilde kutuplaşma. Bakın bu iki çadır köyümüzü kuruyoruz 300 çadırla. İkinci 300 çadırım için de yardımlar yağıyor. Buyursun bölgeden Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, hangi partili olursa olsun bir belediye başkanı beni arasın. Buradan söz veriyorum. Üçüncü çadır köyümüzü Milliyetçi Hareket Partisi olmayan Cumhuriyet Halk Partili olabilir. AK Parti bir belediyenin yönettiği o şehrimize, o şehrin insanlarına kuracağız. Yani biz genel başkanımızın söylediği gibi o yaşadığımız coğrafyadaki pergelin sabit ucuyuz. O daireyi çizen pergelin sabit ucu bütün vatandaşlarına eşit mesafede. Bütün yurttaşlarımız bizim için çok kıymetli, çok değerli ve hepsi de bizim vergilerimizden eşit şekilde yararlanması gereken yurttaşlarımız. Bu doğru. Pencereden bakıyoruz. Bu soru için de esasında bu ifade için teşekkür ederim. Bunu ifade etme fırsatını verdiniz bana. Estağfurullah başkanım, estağfurullah. Gerçekleri bilmeden insanlar bazen ön yargılı oluyorlar. Biz de özellikle sizi çağırdık ki o ön yargıları yıkalım belgelerle, bilgilerle. Mesela Payas Belediye'nin ismini hiç tanımam. Hayatımda hiç görmedim. Belediye başkanımı aradığımda başkan duygulandı. Beni ilk arayan, ilk yardım tırını yollayan belediye sizsiniz dedi. Türk milletinin bu hani her zaman söyleyeyim bu Necip milletin feraseti çok ama çok önemli. Lütfen böyle küçük siyasi hesaplarla, ayak oyunlarıyla, bu gibi çekişmelerle, bu gibi mülazalarla bu depremzedelerin oradaki acılarını maalesef başka kelime bulamıyorum yani bu olaylar spekülasyona çok açık. Evet. Provokatör çok. Çok içimizde maalesef çok. Yani üzülerek söylüyorum evet. Maalesef. Sadece ben bir karalama yapayım da evet. O algıyı oluşturayım da ondan sonrası çok önemli değil diyor ama vicdanlarıyla nasıl rahat oluyorlar? Hele hele böyle hassas bir dönemde bunu nasıl yapıyorlar? Onu da pek anlamış değilim ama onları vicdanlarıyla baş başa bırakalım diyoruz. Kesinlikle biz ilk günden beri uyumuyoruz. Kaymakamımızla, Kızılay Başkanımızla. Bakın ben şehirdeki herkese, her platforma teşekkür ederim. Uyumadan bakın ve belediyemin mesai arkadaşlarımla oraya nasıl bir santim daha fazla yaklaşabiliriz? Nasıl elimizi biraz daha uzatabiliriz? Nasıl onlara kendimizi hissettirebiliriz? Sıcaklığımızı onlara nasıl geçirebiliriz? Bir de enseyi karartmamamız lazım. Bakın bizim mesela dün esnafı gezdim Silivri'de. Moraller bozuk diyor esnaf. Ya arkadaşlar biz moralli olacağız, biz güçlü olacağız. Umutsuzluğa yer yok. Biz kendimizi aşağı bırakırız. Evet, umut verelim. Oradaki vatandaşları var ya perperişan ederiz. Bizim dimdik ayakta. Bir de bu paraları ne için kazanıyoruz? Bu paraları, bu vergileri ne için topluyoruz? İşte böyle felaketlerde oralara ulaştırabilmek için. Kesinlikle başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yani yaptığınız şeyler bundan sonraki yapacaklarınıza da kanıt en azından. Bu şeye gelmek istiyorum. Afetle ilgili çok önemli bir konu aslında bu kentsel dönüşüm Sayın Başkanım. Yani çok önemli, özellikle İstanbul'da çok önemli kentsel dönüşüm. Maalesef şehir merkezlerinde, özellikle İstanbul şehir merkezinde kentsel dönüşüm artık ransal dönüşüm oldu. Hiç kentsel dönüşüm olmadı. Planlandığı gibi bir kentsel dönüşüm olmadı. Bu konu hakkında Silivri Belediyesi kentsel dönüşümde neler yapıyor ama Büyükşehir Belediyesi'ne geleceğim, daha sonra geleceğim başkanım. Şimdi şöyle, tabii bu esasında 39 ilçe belediyesi, bir de Büyükşehir Belediyesi, 40 tane belediye başkanımız İstanbul'da ama her mevkidaşıma veya belediye başkanımıza sorduğumuzda en zorlandığımız konu kentsel dönüşüm. Bakın şimdi bir şehrin artık büyüyemeyen yapısı veya ada bazında yapılamayan kentsel dönüşüm ya da
bir bölgeyi başka bir bölgeye taşıyıp o bölgeyi yıkıp rekreasyon yeşil alan yapıp başka bölgeye taşımaktaki yaşanan zorluklar. Ama bakın, buradan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Artık metrekare hesabını bıraksınlar. Balkonum şu kadar olacak, yatak odam bu kadar olacak. Bakın, 10 metrekare, 20 metrekare eksik evde oturalım ama sağlam evde oturalım. Veya şöyle bir şey var. İsa Bey, siz arabanızı götürdüğünüzde 10 yıllık, 20 yıllık arabanızı götürüyorsunuz, sıfır bir araba alacaksınız ve veriyorsunuz galeriye, diyorsunuz ki bana hiç para vermeden bunu değiştir. Evet. Ya bu mümkün müdür? Değil. Belediyenin gücü, devletin gücü buna yeter mi? Dolayısıyla vatandaşlarımızın artık, bakın artık insan odaklı, bakın belediyelere de düşen yer insan odaklı, rant odaklı değil, bir kentsel dönüşümü önceleyerek, ama vatandaşın da artık belediyelerin, bakanlıkların elinden, onlara uzatılan eli tutarak, el ele tutuşarak, gönül gönüle vererek bu kentsel dönüşümü gerçeğe. Çok zor bir konu. Çok zorlandığımız bir konu. Bakın tekrar söyledim. Biz kentsel dönüşüm stratejik belgesini, yani şehrin bütün afet risklerini içeren çok önemli bir belgedir. Çok uzun, 2,5 yıl çalıştık. Bunları yaptık. Bakanlığa teslim ettik ve sonra dedik ki biz vatandaşa kentsel dönüşüm yap diyoruz ama örnek olmamız lazım. Sitaş adına bir şirket kurduk sıfırdan. Ve bu şirketle biraz önce de ifade ettiğim çok eski konutların olduğu bir siteyi, 40 yıllık bir siteyi, 122 dairenin kentsel dönüşümünü bitirdik. Ve bakın bugün 70.000 TL vatandaşlardan fark alarak. Hiç kar gözetmedik. Yeter yani, ki yeter ki hiçbir kar olmadı. Evet zaten yani şimdi, ama şöyle de bir zorluğumuz var. Bunu duyan vatandaş, ya başkan yapar, başkan burayı yaptı, bizim siteyi niye yapmıyor? Ama şöyle de bir şey var. İnşaat maliyetleri, demir beton maliyetleri, inanılmaz işte cam fiyatları, pimapen fiyatı, yani artık herkesin şapkayı, bakın vatandaş da şapkayı koyacak, belediye başkanı da şapkayı, düşünce şapkayı önümüze koymadan bu işin altından kalkamayız. Ama şöyle de bir şey var. Hani ışık ara nur içinde uyusun diyor diye, deprem öldürmez, bina öldürür diye. Onun için biz artık binalarımızı, bina stoğumuzu yenilemeliyiz. Her şeye rağmen. Bakın şöyle söyleyeyim. Benim kentsel dönüşüm yaptığım sitede 180 bin liraya daire satılıyordu. 1,5 yıl önce. Mart'ta anahtarlarını teslim. 1,5 yıl bile olmadı. Şu an 2,5 milyonla 3 milyon arasında daire satılıyor o sitede şimdi bittiğinde. Şimdi vatandaş esasında şunu görmesi lazım. Bu kentsel dönüşümde daireleri çok ama çok değerlenecek. Sıfır, yepyeni daire. Onun için biraz birikimlerini, devletimizin bakın kira desteği var, kredi desteği var. Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Daha da artıracaklarını düşünüyorum. Ama bizim çok hızlı bir şekilde İstanbul depremi inşallah ki bir geç olur, olacağı kesin. O olmadan bu kentsel dönüşümü, bina stoğunu inşallah yenileyebiliriz. Peki, madem o konuya geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin konut sözü vardı. Başkanım, evet. İnşallah diyorsunuz da 5 yılda yapılacaktı. Şimdi birçok vatandaşın esasında umutlandıran bir vaadiydi, evet. Sayın İmamoğlu'nun. Ne demişti? Bakın biraz önce söylediğim konuya bir tekrar vurgu yapayım. Bakın gerçekten siyaseten, gerçekten karalama olsun diye böyle bir şeyi saptamayı asla yapıyor. Benim de amacım söylenenleri değil. Bakın söylenenleri hatırlatmak bir muhalefet partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne muhalefet ayrıca bir hareket partisi grup başkan vekilisiniz yani. Bu sıfatımla muhalefet görevimi yerine getirip bir Sayın İmamoğlu'na verdiği sözü hatırlatıyorum. Neydi verdiği söz? Göreve gelirsem beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçerseniz bir yılda 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut. İddialı. Belki birçok vatandaş bu, bakın çürük binalarda oturan birçok vatandaş bu sebeple Ekrem Bey'e oy verdi. Niye verdi? Yani. Evlerini yenileyecek diye verdi. Peki Ekrem Bey verdiği sözü niye unuttu? Onunla alakalı bir videomuz var. Sanırım. Hazır mı arkadaşlarım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis konuşmanız var. Evet. Onu bir alalım lütfen. Lütfen. 4 yılınız bitti. 4 çarpı 20 bin yılda 80 bin konut. 40 ilçe varsaysak kaba bir hesapla 2000. 2000'den de vazgeçtik. 200 konut yapın Silivri'de Allah aşkına ya. 4 yılda yaptığınız bir konut yok.
Ha şunu da diyebilirsiniz. Siz ilçe belediyesi olarak ne yaptınız Sayın Başkan? Biz bir kentsel dönüşüm stratejik belgemizi bitirdik. SİTAŞ adını verdiğimiz bir şirket kurup 122 tane dairenin kentsel dönüşümünü Silivri Belediyesi olarak bitirdik. Mart ayında da 70 bin lira ödeyerek aynı metrekareyi, aynı katı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz arkadaşlar. Ben size soruyorum ama. Ben size soruyorum. Siz kaç tane konut teslim ettiniz Silivri'de Kiptaş marifetiyle? Bir de 122 tane kentsel dönüşüm konutunu yaptık deyince rahatsız oluyorsunuz. Size sormadık, niye söylüyorsunuz diyor. Ben size sorayım, kaç tane yaptınız Silivri'de? Kaç tane yaptınız İstanbul'da? 80 bin konutun kaçı tamam arkadaşlar? Arkadaşlar cevap verecekler ama yok ki verecekleri cevap. 80 bine karşı 1000 konut yaptık derseniz söylediğinizin bir kıymet harbiyesi olur mu arkadaşlar? 80 bin konuttan bahsediyoruz. 80 bin konut çarpı 4 320 bin Suat Bey. Ve şu an kuru bir vaatte kalan bir kentsel dönüşüm hikayesi İstanbul'un dinlediği bir masal olarak ortada duruyor. Evet, yani böyle bir konuşmanız var. Kanıttı çünkü izlemiştik, o yüzden soralım dedik başkanım. Kaç konut yapıldı? Şimdi İsa abi oraya gelene kadar biz İstanbul'da 4 yılı geride bıraktık. 4 yılda da muhtelif zamanlarda Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili olarak kürsüden depremi, afeti, afet bilincini, yapılması gerekenleri, söz verilip yapılmayanları, hiç başlanılmayanları hatırlattık. Hatırlattık. Ama ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini anlamakta zorlanıyorum. Ondan daha önemli bir şey de var Sayın Başkanım. İstanbul'da olası bir deprem söylentisi gerçeği var. Evet. Peki Büyükşehir'in, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki beklenen olasılığı çok yüksek olan depremle alakalı, ki bu da felaket tellallığı değil ama abartmamıza da gerek yok bilim ama bilim adamlarının ortaklaşa verdiği bilim bir şey var. Kimse olmayacak şey, demiyor bu deprem. Sanırım böyle bir felaketle karşıya evet. kalacağız. Nasıl bir önlem aldı Büyükşehir Belediye Başkanlığı? Şimdi işte ben de tam onu anlamak istiyorum. Soruyoruz. Cevap alabiliyor musun? Hayır, cevap yok. Bakın cevap yok. Çok pişkinler bu konuda. Ya Allah aşkına. Yani şunu söylüyoruz. Bakın biz Silivri'de, bakın Silivri özelinden hareketle. Kiptaş, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konut işlerini yapan. Şunun altında çizmek istiyorum. Yanlış anlaşılmamak adına. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu söz verdiği şeyleri yapsaydı, depremle alakalı önlemler alsaydı bunu da söylerdiniz, doğru mu? Ya bunu zaten hani güneş balçıkla sıvanmaz ki, evet. Bunu söylemesem de gittiğim yerde vatandaşlar Sayın Başkan sen niye ne konuşuyorsun? Yani adam 100 bin konut yaptı, 50 bin konut yaptı. Ama şunu söyleyeyim, Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kentsel dönüşüm konutu sıfır. Yok. Ve onlara belediye konutları diye tabir ettiğimiz en riskli alanlardan biri olan iki tane bloğda yıkım kararı gelen, yıkılan Çevre Bakanlığı tarafından 1400 yaklaşık 1400 konutun projesini 3 yıl önce verdim, burayı çalışın. Bakın ben siyasi mülazalardan diyorum ki Kiptaş gelsin yapsın. Bunun siyasi bir rantı, oya devşirecek bir şeyi de varsa helal olsun diyelim. Yani vatandaş bunun takdir etsin. Ama bakın yoklar. Hiçbir projede yoklar. Bakın Silivri Belediyesi bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi. Biz 122 konut yapmışız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 0 konut yapmış. Şimdi bu matematik olarak bir gerçekken, ortada dururken bunu kimse çarptıramaz. Birçok konuda siyaseten polemikler yaşarsınız, çarptırırsınız, öteye eğersiniz, kendinize doğru bükersiniz. Ama burada öyle bir şey yok ki, 0. Ortada duran bir gerçek. Matematikteki 0. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı zararın neresinden dönersem kârdır mantığıyla çok hızlı bir şekilde hiçbir sağa sola
eğmeden, bükmeden, topu tacı atmadan, minderden kaçmadan hızlı bir şekilde, bakın, tüm belediye başkanlarıyla ortaklaşa, fikir alışverişi yaparak, ortaklık yaparak İstanbul'da kentsel dönüşüm adına artık yapmadıklarına başlaması lazım. Kesinlikle. Ya Allah aşkına. Yani bu, yani 5 yılda 100 bin iddialı bir söylem ve vaatti. Yapılabilir insan, ama değil mi? Yapılabilir efendim. O imkanlar var. TOKİ neler yaptı bu ülkede? Tabii. Yapılabilir. Kiptaş daha önce neler yaptı? Şu anda Kiptaş yapabilir. Ama ne lazım? Dertlenmek lazım. Ama ne lazım? Alın teri lazım. İstemek çalışmak lazım. Emek lazım. İstemek lazım. Vatandaşın derdiyle dertlenip İstanbul'u düşünmek lazım. Aldığınız görevi layıkıyla yerine getirip yalnızca aklınıza, fikrinize İstanbul'u yerleştirmeniz lazım. Silivri Belediyesi 120 konutu yapıyorsa İstanbul Belediyesi 100 bin konutu niye yapmasın? Niye yapmasın bu bütçelerle? Elinde bütçe var. Var, ciddi var. Bütçeler var ama evet, güç de var. Biz tekrar yani. Bütün iyi niyetimizde ve muhalefet görevimizde, bakın geçen ay yalnızca deprem üzerine konuşulan bir deprem üzerine bir toplantı, gündem, tek de gündem maddesi depremdi, bir toplantı gerçekleşti İBB'de. Yine bunları konuştuk. Yapılamayanları hatırlattık ama arkadaşlar alınıyorlar. Niye alınıyorsunuz? Vaat ettiklerinizi yapacaksınız. Yapmadığınız zaman bunun hesabını önce muhalefet sorar. Sonra sandık geldiğinde de vatandaş size sorar. Vatandaş sorar. Sorar. Doğru başkanım. İnşallah, umut ediyoruz evet. Yani. Ama bunu bakın, gerçekten bu depremin sisi dağılmadan, acıları dinmeden bunu söylüyorum ama bunu siyaset yapmak için söylemiyorum. Çok daha ağır şeyler söylemem lazım. Seçerek söylüyorum kelimeleri. Ama nezaketimle diyecek Sayın Başkanım. Evet, onun yapılmaz. İçin zaten bunu bugün evet. Konuşuyoruz yani. Bugün susalım, yarın susalım. Herkes her şeyi konuşuyor. Biz de bunları konuşacağız ya. Yani. Kesinlikle. Bir önemli bir detay da var. Yani şimdi felaket bölgesi, evet, çok acı çektik, çok canlar gitti. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi önemli bir ekonomik kayıp da var. Ama çok ciddi. Bir de göç var. Yani olası bir göç bekleniyor büyük şehirlere, özellikle İstanbul. Bir de yabancılar var. O bölgedeki sorunlardan bir tanesi. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi tabii bu konuda İçişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli çalışmaları yaptılar. Bunları da düşünerek yapmışlardır. Tabii şu an her ilin, şu an deprem her ilin sevk edileceği, işte üniversitelere biliyorsunuz ara verildi ve kredi yurtlar kurumuna ait yurtlar, oteller bu şekilde açıldı. Bunun nedeni ne? İşte sizin bahsettiğiniz bu tehlikeli göçün yaşanmaması. Şimdi biz Maraş'ı boşaltırsak, Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağından kalkıp Suriye'nin elinden alıp Misak-ı Milli sınırların içerisine, Türkiye'ye hasta yatağında, ölümüne çok az bir zaman kala kattığı vatan toprağıdır Hatay. Evet. Biz şimdi Hatay'ı, bugün Hatay'da yaşayan, bak, vatandaşlarımı sesleniyorum. Çok kadim bir millet, Türk milleti, çok kadim topraklar. Orayı terk edelim, Ankara'ya göçelim, İzmir'e göçelim, İstanbul'a göçelim, Hatay'ı bırakalım yanlışı, bakın son derece 10 yıl sonra, 20 yıl sonra vahim sonuçlar doğurabilecek, bize faturaları ödetebilir. Onun için biz orada yaşayan vatandaşlarımızın hemen yanı başlarındaki illerde, bakın, devletimiz şunu söyledi. Bir yıl içerisinde depremde yıkılan tüm binaları yapacağım dedi. Ve depremde hasar gören binalar, bakın, yeni 10 tane şehir inşa edilecek belki de o bölgede. Onun için vatandaşımız sabırlı kalsın, vatandaşımız bu devletin gücüne inansın. Çadır kentler, konteyner kentler çok hızlı kuruluyor. Bakın, kira yardımları var ev sahibi olanlara. 2000 lira kirada oturanlar, 2000 lira ev sahiplerine, 5000 lira kira yardımı yapacak bir yıl boyunca. Uzatılacaktır bunlar deprem konutları. Devlet yani neler atlatmış. Tabii. Allah'ın izniyle bu böyle bir büyük bir felaketi de atlatırız. Hep birlikte. Ama söylediğiniz çok önemli konu. Mutlaka. Yoksa bakın şöyle, bizler evlerimizde de misafir etmeye hazırız oradaki depremzedeleri.
Şimdi böyle telefonlar yağıyor. İşte Silivri'de, Çatalca'da, Kumburgaz'da, Celaliye'de yazlık evlere ya bakın bizim o bölgeyi, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı oradan koparmamamız lazım. Kesinlikle. Hızlı bir şekilde yaraların sarılması, yeni şehirler, yeni sosyal alanlar, yeni rekreasyon alanlarıyla çok örnek ve bir dahaki neslin hiç etkilenmeyeceği, depremden etkilenmeyeceği konutların o bölgede hızla inşa edileceğine ben eminim. Bakın bu devlet büyük bir devlet. Erzincan'a gittiyseniz yakın zamanda, Erzincan depreminden sonraki yıkılan tamamının yapıldığı ve içlerinde şu an güvenle Erzincanlı hemşehrinin oturduğuna şahitlik edersiniz. Bunlar unutulmaz tabii ki. Yaşananlar unutulmaz. Gidenler geri gelmez. Çok üzüntülüyüz. Evet. Büyük acı kaybımız var. Ama devlet de bu yaraları saracak güçtedir. Hı. Gelecek nesiller daha rahat yaşam sürsünler diye. Evet. Sayın Başkanım, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak birkaç kelam etmek isterim. Lütfen. Birincisi, artık bölgeye valiliklerin, AFAD'ın listesinin dışında yardımları ne olur yollamayın. AFAD'ın listesinde yer alan işte çadırdır, sobadır, bata. Şu an müthiş bir çadır ve konteyner ihtiyacı var. Seyyar tuvalet ihtiyacı var. Duş bunu ihtiyacı var. Bunu da direkt tıra yol yükleyip de göndermesinler. Evet. Yine bir irtibata geçirmesinler. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için AFAD'ın ve valiliğin açıklamalarını ne olur yardımsever vatandaşlarımız dikkate alsınlar. Artık aynı yardımlardan çok AFAD'ın işte valiliğin gösterdiği hesaplara bu çadırların alınmak üzere nakdi yardımlar ya da bunları bularak çadır ve konteyner ve barınma ve işte ısınma türü ürünleri o bölgeye sevk etmeye çalışalım. Ben bir kez daha Türk milletinin hem başı sağ olsun hem Türk milletine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bengütürk TV izleyicilerine de her zaman gönül bağımız onlarla çok kuvvetli. Onlara hürmet, muhabbet, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Davetimizi kırmayıp bizle geldiğiniz için kanalımıza başarılarınızın devamını diliyoruz. İlgiyle de takip ediyoruz sizi. Allah utandırmasın. Sağ olun. Efendim bu hafta da programımız bitti. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya kadar sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Esenlikler efendim.